Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Sevdin mi? Ay Sibel, çok güzelmiş burası. Tutayım ben burayı değil mi? Yani. Ay ya da babamın gelmesini mi beklesem? Şimdi tek başıma böyle bir işe kalkışmaktan korktum. Ay yok, kaçırma bence sen burayı. Hem ben de sana destek olurum. İlker'le durumumuz malum. Ben de gelir kalırım arada senin yanında. Ne olacağı belli olmaz sonuçta. Nasıl ya? Ciddi misin sen? Neyse, bakacağız artık. Ama ben senin yanındayım, tamam mı? Aklından çıkartma bunu. Ay Sibel, çok teşekkür ederim ya. Ya böyle zor bir günde. Ay ilk evim. Hatta hepimizin evi. Umarım bu evde çok mutlu oluruz. Of ya. Keşke o da yanımda olsaydı. Aa, hemen çıkıyoruz o moddan. Hemen, hemen. Olur böyle takışmalar ya, takma kafana sen. Yok Sibel, yok. Emre'yi görseydin hiç böyle söylemezdi. Burcu, erkek milleti hepsi aynı canım benim. Sen gez toz keyfine bak, boş ver. Ama ne yapayım ya, çıkmıyor bir türlü aklımdan. Aa Burcu. Tamam, ayrıca çok işimiz var. Bak şimdi, diyorum ki şuraya şöyle bir tane koltuk alın. Bazen ne yapsak olmuyor değil mi? Hakikaten ya. Yani çabaladıkça daha da olmuyor vallahi. Ya ne iş adamlarıyla, ne şirketlerle, ne dertlerle uğraşıyoruz. İş bir kadına gelince ne yapsak olmuyor ya. Ya ortak, böyle zor durumlarda en iyi çözümü bulan sensin. Tamam, ben bulurum da yani. Bak, yani biri için herkesi karşına alıyorsun. Sonra bir dönüp bir bakıyorsun. Aa, o da yanında değil, karşında. Tamam, tamam. Bu aralar bu tip cümleleri yasaklıyorum. Çünkü hani kendine söylüyorsun, herkese değiyor. Şöyle sağlam bir erkek gecesi yapalım mı? Yani bu enkazlar başka türlü kalkmayacak. Bir an hiç sormayacaksın sandım ya. Müsait misin? Geç kardeşim. Oo, İlker'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayrola ya. Sibel evi terk etti. Bakın beyler, beni düzgün dinleyin. Beni sınır dışı etti demiyorum. Sibel evi terk etti. Biz de enkaz kaldırma gecesine üçüncüyü arıyorduk. Değil mi Mete? Evet kardeşim. Getir. Malı kızlar. Hayır, niye üç günde çüreye çıkıyor bu nezaketler? Hayır, ben ne dedim ona? Gel beraber aynı evde yaşayalım dedim ya. Ne var yani bunda? Kötü bir şey mi söyledim ben? Hayır yani, Rüstem ne ya? Yaratıcılık bunun neresinde? Ha? Kızın ismi R harfiyle başlıyor diye git sen R harfiyle başlayan bir erkek adı yaz telefonuna. Ya ben kararsız kalamaz mıyım? Niye kalamıyorum ayrıca? Hem kararımı verdim zaten ama dinleyen yok ki. Dinlemez de bu beni. Ben söyleyeyim size. Ay ay bırak. Bu erkekler böyle işte. Tek yön var, burnunun diki. Kadın milleti Maraş dondurmacısı gibidir abi. Sana güzel bir şey yapar. Affetti zannedersin. Hop yanaşır sana. Aa dersin, ne kadar güzel gidiyor. Bak televizyonda ilk kez dersin. Sonra hemen geri çekilir. Başlar tribe, sen de öyle orada mal gibi kalırsın. Aynen ya. Yani bizim hayatımız bu şimdi burada ne dedi ama aslında ne demek istedi diye sormakla geçiyor ya. Tabii ya.
Bana de ki git salonda uyu kardeşim de. Gideyim ben salonda uyuyayım ya. Lafa neden gizem katıyorsun? Yok başım ağrıyor. Yok gözüm seyiriyor. Kulağım kaşınıyor. Ya bunları yapma. Anlayabileceğim dilden konuş bana. Evet ya, evet yani. Bana de ki kardeşim. Tüpüm değilsin. Hı? Malsın. Ya da ne bileyim başkası var haliyle falan öyle şeyler söyle. Ama senin mutluluğun için lütfen ayrılalım. Bu ne ya? Ya kızlar, bir şey diyeceğim ya. Böyle hunharca tatlı yiyoruz. Kız gecesi yapalım dedik, diyabet gecesine döndü bu ya. Bir de şeker konusuna girip diye kalmayalım burada. Biz yemeğimde kim yesin ya, ha? Kim yesin? Doğru. Bugüne kadar harcadığımız paranın adli hesabı yok ya. Harcadığımız antidepresanları, çikolataları yemin ediyorum holding kurardık ya. Doğru, doğru. O zaman madem ki kız gecesi yapıyoruz, her şey tas tamam olacak. Nasıl olacak o? Dur sen şimdi. Gençler, biraz fazla atıp tutmuyor musunuz ya? Hı? Erkek nettir abicim, erkek nettir. Aç kapı, aç kapı, aç kapı ama bitti. Karşıma geçmiş iki tane elbiseyi böyle tutmuş, hangisini giysem? Ya benim bir erkek olarak sana verebileceğim iki tane cevap var ya. Bir tanesi fark etmez, bir tanesi de ikisi de güzel. Yok yani üçüncüsü çıkmayacak, zorlama ya. O benden çıkmıyor ya. Bak bir de şey var ya, o şey var ya şey, o bebek taklidi yapmalar. Ay. O ne ya? Niye bana mail usluyor? Sen anne oluyorsun kızım, anne anne. Bu ne be? Aa, hayatta içmem ben bunu Burcu. Aklım yerim daha iyi. Çak kız çak. Abi zaten bebek taklidi yapan insan akıllım ya. Geçmiş karşıma aşkısın, tatlısın, bir tanem, bebişom, hırı 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 hırı. Ya bu ne lan? 30 yaşında adamım ben ya. Beni neden bu hallere sokuyorsun ya? Bundan sonra bu hallere girmek yok, tamam mı? Yok. Tamam. Geçmişte bir takım yanlışlar yapmış olabilirim. Evet, arızalı bir mazim var mı? Evet, var. Ama sürekli benim karşıma bu defterleri açma ya, açma ya. Ben sana daha kendimi kaç defa affettirebilirim? Kaç defa? Of be İlker, sen hala anlamamışsın ya. Kadınlar affediyor ama asla unutmuyor, anladın mı? O kara kaplı defter çıkar, faturalar kesilir. Bak bu adam çok doğru konuşuyor Ayaz'cığım da. Çözüm ne? Çözüm... olsa bu halde olmazdık. Güzel. Bak bu adam çok doğru konuşuyor İlker'cim. Hadi hadi. Burcu. Daha kaldı mı? Ya bir dur kızım ya. Böyle giderse bir günde süroz olmayı başaracaksın. Ne bu böyle? Ama beni artık sevmiyor. Kim? Ya nasıl sevmiyor ya? Ay, ama nasıl geldi bugün okula? Ay Allah'ım ya Rabbim ya, gerçekten çok tatlıydı, çok romantikti. Kızım var ya, sizinkinin yanında Ferhat'la Şirin'inki Facebook'ta serbest ilişkisi var diye kalır. Bak vallahi çok ciddiyim. Ay aslana aşık kız, vallahi aşık. Hayır, umurunda bile değilim. Benimle konuşmak bile istemiyor. Bana bak, ben onunla her gün İlker'i söylüyorum be. Bak, sen yaklaşma. Bak sana birkaç tane altın formül vereceğim. Beni dinle tamam mı? Bunların aynısını birebir yapacaksın. Okey? Duyuyor musun? Ayaz sana aşık mı değil mi onu öğreneceğiz. Dinle şimdi. Oradan
yandan bakacağız. Eğer Ayaz bu kıza tavsiye seviyor. Seviyor. Yok ya. Yok kardeşim. Ben Şeyma'yı seviyorum ya. O benim hayatımın kadını. Ben onsuz ne yaparım ki? Ama ne öyle kalkıp gitmeler falan Şeyma? He? Nereye gidiyorsun Şeyma? Sen nereye gidiyorsun bakayım he? Bak sabah pişman olacaksın. Abi ben de Sibel'i seviyorum ya. Sibel'i çok seviyorum yani. O benim doğmamış şehzademin Valide Sultan'dı ya. Aşkımı arayacağım ya. Aşkımı arayacağım ya. Hop sen de ver. Oğlum. Söz verdiğinizde bu kadehlere buz atmıştım. Ulan buzlar erimedi. Sizin sözleriniz eridi bitti be. Hani bundan sonra karizma olacaktık? Ha? Hani öncelik bizim mutluluğumuzdu. Evet evet. Tamam. Ben yine karizma oldum. Ama tekrar depreşirsem beni durdurun, tamam mı? Sen de bundan sonra kendini ezdirmeyeceksin. Yumruğunu masaya vuracaksın. Caymadın değil mi? Da. İyi de abi. Hangi kadın yani böyle bir maço bir erkekten hoşlanır ki? İlker'cim sen hiçbir şeyler anlamıyorsun, hiçbir şey de bilmiyorsun çok affedersin ama. Şimdi nazik adamlardan hoşlanan kadınları düşün. Düşündüm. Şimdi onları beşle çarp. Taptım. 20 ekle. Bekledim. Kara kökünü al. Kara kökünü aldım. İşte onlar nazik kadınlardan hoşlanan adamlar. Yani adamlardan hoşlanan kadınlar. İşte onlar onlar ya. Harbiden mi ya? Ya. Maçı olursam oluyor mu yani? Tamam. Yarından sonra ben de maçı oluyorum. Sibel erkek görsün be. Ben bu oyunu bozarım arkadaş. Bozarım Erçak. O zaman İlker'in yeniden doğuşuna. Hoş geldin İlker. İşte böyle masasına gideceksin. Biraz iş ve cilve falan. Ama asla renk vermeyeceksin ha. Tamam. Yöntem sana kalmış. Zaten biz seni uzaktan izliyor olacağız. Ya Defne farkındayız. Böyle abuk sabuk bir şey istiyoruz ama. Tamam kızlar, sıkıntı yok. Yani hem ben de biraz makara yapmış olurum işte. Ne olacak? İyi süper. O zaman bugün yapıyoruz bunu. Peki bu aşk meşk testinin kurbanı kim acaba? Bu. Canım, canım. Yalnız biz seni uzaktan izliyor olacağız ya. Heh, ona göre yani. Ayıp ediyorsunuz ama kızlar. Kızım, uyduk Sibel'in aklına mı? Ya ben şu an kendi elimle sevdirmeyi sevgili yapıyorum ya. Ya karşılık verirse? Vallahi o cevap için gerekirse Ayaz'a harem kurarım. Senin bunalımından sıkıldım artık. Bugün bu mesele bitecek. Geç açılıyor bu kapı. Anlamadım. Neden geç açılıyor bu kapı? İlker, iyi misin? İyi değilim. Çünkü çok yorgunum.
Ayrıca omuzlarım da çok fena olmuş. Omuzlarıma masaj yapacaksın. Hem de öyle elinin tersiyle falan değil. Bak benim elimin tersi var ya çok kötüdür Sibel ha, çok kötüdür. İlker, sen beni hizmetçi gibi kullanamazsın, tamam mı? Kullanırım! Kullanacağım! Seni sık kullananlara ekledim, tamam mı Sibel? Karın değilmişsin ya, bana hizmet edeceksin tabii. Ben artık değiştim Sibel. Artık eski İlker yok karşında Sibel. Eski İlker'i sen öldürdün. Ben artık maço bir insanım ve dün akşam Rönesans'ımı yaşadım. Ve ayrıca Nurullah da süper bir isim, tamam mı? Nurullah müthiş bir isim. İlker! Efendim? Çık git çabuk İlker buradan. Çık git! Aşkım ya bak, şey var ya, biz dün akşam çocuklarla konuştuk, Ayaz'la, Mete'yle falan. Onlar dediler ki böyle Sibel'e küçük sürprizler yaparsan ilişkiniz diri kalır dediler. Diri tutmak için bunları yap dediler. İlker çık git dedim sana. Ya çık git, beni sefer etme, yeter! Ya bir dakika, dur ama çık, bir şey söyleyeceğim. Dur, bir dakika, çık, çık, çık. Git dedim sana! Manyak! Merhaba. Merhaba. Ayaz Dinçer değil mi? Evet, de önceden tanışıyor muyuz? Yok, hayır. Ben mimarlık öğrencisiyim. Geçen yıl sizin bir projenizle karşılaşmıştım ve ilk görüşte aşk. Daha sonra isminizi Google'dan arattığımda tapındığım birçok projenin size ait olduğunu öğrendim. Ve sizi görünce de tanışmak istedim. Ben Defne. Memnun oldum. Ben de. Oturabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Yuh. Kız vallahi fırtına gibi serum yaptı. Ben o sürede garsondan çay bile isteyemem. Ya sen buna telefonunu açık tut demedin mi? Dedim. Ne konuşuyorsun? Bunlar şimdi nasıl duyacağız? Ay ben dayanamayacağım. Yakınlarına gideceğim biraz. Kusura bakmayın da, ya şu adam ne iş yapıyor diye sorsalar kesin ya fotomodel ya da manken derim. Ama tabii her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Yani o şanslı kadın kim? Çok merak ettim doğrusu. Görmüş müdür dersin? Yok ya, sanmıyorum. Elinizi uzatabilir misiniz? Anlamadım. Ellerinizi. Nasıl ya? Dumur. Şu anki halimiz net dumur. Eller kaderimizdir. Eller karakterimizdir. Onlara bakıp geleceği görebilirsin. Kendini görebilirsin. Korkularını, sevinçlerini görebilirsin. Sen sussan da ellerin konuşur. Kimi sevdiğini, kimi seveceğini. Ya da görür görmez kimden etkilendiğini söyler. Peki benim ellerim ne söylüyor? Ellerin susmak bilmiyor ki. Anlaşılan uzun sürecek. İstersen buradan kalkıp başka bir yerde devam edebiliriz. Olur. Tamam, ben hesabı isteyeyim o zaman. Pardon, bunu açmam lazım. Bir dakika. Siz niye elini tutuyorsunuz bakayım? Yazdım yoksa sana ya? Bitti mi sınav? Ay yok, zararsız bir şey ya. Elimin enerjisine baktı sadece. Kızım, saf mısın sen ya? Elin enerjisi mi olurmuş?
Sen niye tutuyorsan elin adamın elini acaba? Ne konuştunuz? Çabuk söyle. Başka bir yerde devam edecekmişiz. Ne? Erkek İlker Bey. Hayırdır? Şey için geldim ben aşkım ya. Olur ya, canım böyle trafik meyve falan çeker. O yüzden geldim. Bak burada her şey var biliyor musun aşkım? Her şey var. Muz var. Ne var burada? Hindistan cevizi var. Ananas var. Yani Bahama Adaları'nda yetişen bütün ürünleri senin için aldım aşkım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.